Merhaba arkadaşlar ben Buarı. Bugün sizlerle Meka Beton'u inceleyeceğiz. Mekak'ta son durum ne? Düşüş devam eder mi? Alınır mı? Uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat grafiğine bakıldığında zaten klasik hareket halkar sonrası 12 Ekim'de işlem görmeye başlamış. Ardından güzel bir çıkış gerçekleştirmiş ve devamında da bir taban serisi. Bu taban serisi de şu anlık bozulmuş gibi gözüküyor ve günlük 7 üzerinde bir düşüşte 54 seviyesinde anlık fiyatlanıyor arkadaşlar. Şimdi düşüş bitmedi yani net bir geri dönüş sinyali olmadığı için evet düşüş bitti yukarı yönlü hareketler başlıyor diyemeyiz ve düşüşlerin devam etmesi durumunda da olası destek noktalarını size söyleyeyim çok fazla mum hareketi yok Buna teknik analiz yapılmaz diyenler de olacaktır. Ancak burada biz yine bazı yardımcı araçlarla yani teknik analizi kullandığımız Fibonacci araçlarıyla bazı destek noktalarını size söyleyeceğiz. Burada görüldüğü gibi yükseliş sonrası 57 seviyesinin altında kalmış genelde düzeltme seviyelerini bildiğiniz gibi 0.5 ve 618 seviyelerine tepki hareketleri bekleriz. 0.50'nin altında kalmış bir sonraki hedef 50 seviyesi olabilir. Şu anda 54 seviyesinde eğer 50'nin altında da kapanışlar yaparsa o zaman 40 seviyesi burada tekrar hedef fiyat olabilir. Özellikle bu iki nokta arkadaşlar geri dönüş için önemli destek seviyeleri oluyor. Buralardan genellikle alım geliyor. Her zaman olmuyor tabi de ama çoğu zaman bu seviyeler güzel bir destek noktası çalışıyor. Şu anda 54 seviyesinde yine negatif bir fiyatlama var. Özellikle 3'ün çeyrek bilançosu önemli olacaktır. O yüzden çeyreklik bilançonun gelmesiyle beraber değerlemelerde değişir. O yüzden bilanço önemli. Bilanço iyi gelirse fiyatlarda toparlanma görmemiz mümkün. Ama kötü gelirse arkadaşlar düşüşün devam etmesi de kaçınılmaz olur. O yüzden halka ağızlara girdiğiniz belli bir miktardan sonra artık karınızı alın arkadaşlar. Çok fazla açgözlü olmamak gerekiyor. %200'ün üstünde bir getiri sunmuş zaten. Devamında da gördüğünüz gibi 4 tane tavan serisi gerçekleşmiş. Ve %40'a yakın bir düşüş gerçekleştirmiş. Şu anda da düşüşün bittiği net değil. O yüzden burada Fibonacci ile artık yapacağımız şey hangi destek noktasından tepki alacağı, bu tepkilerle nereye kadar çıkabileceği. İlk tepkimiz 50 seviyesi olabilir. Bu seviyeden gelecek alımlarla birlikte 59 seviyesini aşabilirse düşüş trendini kırar. Yok burada aşamaz belli bir süre yatayda da kalabilir. Yani burada bir git gel dinlenme dönemi diye tabir ettiğimiz bazılarında toplama dönemi diye tabir etti. Bir bölge oluşabilir. Burada destekleri not alabilirsiniz. Şu anda 54 seviyesinde bir sonraki destek 50-20 seviyesi 0618 seviyesine tepki gelebilir. Onun için bu seviye önemli. Ancak buradan tepki gelse bile 59'un üstünde günlük kapanış yapmadığı sürece arkadaşlar düşüş trenlerinin bitti. Yani tekrardan bir yükseliş başlaması mümkün değil. O yüzden bu rakamları önemli takip edin arkadaşlar. Şunu kaldırayım. Anlık 54 seviyesi, düşüşün devam etmesi 50 seviyesi önemli olacak isteyen arkadaşlar buradan risk alabilir. Ancak burada bilanço da çok önemli. İkinci çeyrek bilançosuna bakıldığında çok iç açıcı değil açıkçası. O yüzden buradaki bilanço tarafını önemli. Temel analiz tarafını takip edin. Sonra hisse elinizde kalmasın. Yükseliş ne zaman başlar? Dediğim gibi 59'un üstünde bir fiyatlama yapabilirse, o zaman tekrardan 69 ve en sol zirvesine doğru yükselişler görebiliriz. 59'un üstüne kalmadığı sürece şimdilik yükseliş beklemek yanlış olacaktır. Önceliğimiz düşüşün bir noktada durması bu 50 olur 48 seviyesi olur. Yani illaki ki 0.618'den dönecek diye de bir kaydı yok. Onun altına bir tuzak atar tekrardan bant içine de girebilir. O yüzden bu seviyeleri takip edin. Zaten bakın burada mum alıcılığı Başlamış güne ancak tamamen satıcıda fiyat tekrardan EMA'ya doğru geri çekilmiş 53 seviyesine doğru. Bu da alıcılardan ziyade satıcıların kuvvetli olduğunu bize gösteriyor. Mekat tarafı bu şekilde arkadaşlar. Cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.